Hayatım, hadi geç oldu saat. Yatalım bir an önce. Hadi hayatım. Bir dakika, bir dakika. Nereye gidiyorsun? Banyoya gidiyorum. Niye? Niye? Ha? Banyoya gidiyorum, niye? Evet. Ben sana banyoda yapacaklarımın raporunu mu vermek zorundayım Erman? Hayatım, yarın sabah girsin banyoya. Gel şimdi yatalım, yarın sabah gidesin. Sık kendini biraz ya. Her gün banyoda ne işin var? Erman. Bu kadar saçmaladığın yeter artık bu akşam. Lütfen, kaçılır mısın önümden? Bir dakika, bir dakika. Ben ne demek yani? Ben ne saçmalıyorum ki? Ya ben sana diyorum ki banyoya girme. Yani bunun saçmalamanın ne alemi var? Senin banyoya girmene izin veremiyorum. Yani koca olarak buna hakkım yok mu? Erman bak yine çok fena panik oldun karşımda. Neden giremiyormuşum? Çabuk söyle. Abiyeciğim, ben çok büyük bir insanlık suçuna imza attım temin içeride. Anlamıyorum Erman. Şu anda banyonun içi insan haklarına aykırı durumda abiyem. Yani sana şunu şöyle anlatabilirim. Ben temin banyoya koştum ya. Biraz hızlı bir hareket ettim. Sonra çok kötü bir çalışma oldu içeride abiyeciğim. Anlatılmaz bir koku, anlatılmaz bir görsellik var içeride. Hatta müştemilat yapılabilir durumda. Özellikle senin gibi iki canlı bir bayanın bu banyoya girmemesi ve kullanmaması lazım çocuğun geleceği için. Yani babasını bu kokuyla tanımasını istemiyorum. Erman. Evet. Dün be gün tiskincikte sınır tanımıyorsun. Çok teşekkür ederim teveccühünüz. Şey, anne, bizim sana çok acil bir şey söylememiz lazım da. Sinir durumun ne şu anda? Yine babanızın odunluklarıyla uğraştığım için moralmen eksilerdeyim yavrularım. O zaman kalsın, başka zaman söyleriz değil mi? Siz bilirsiniz yavrularım. İyi ki varsınız yavrularım. Ve iyi ki benim tarafıma çektiniz. Yoksa bu ev üç odunu birden kaldıramazdı. Kız Melodi, lan Arda. Siz ne yapıyorsunuz? Niye odanızı değiştirip burnunuzu sokuyorsunuz? Baba, biz anneme bir şey söyleyeceğiz. Ya biz sana söylesek, sen ona söylesen olmaz mı? Bak hala cevap veriyor ya. Ben senin kaç yaş büyüğüm ya. Ben senin babanım. Ama baba. Ama baba, baba yok. Gir lan yatağına. Yatağına git. Gir ya. Hadi çıkalım. Hemen çıkalım. Çabuk, çabuk, çabuk. Kızlar çabuk. Çabuk, 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 çabuk. O ne? Kapıyı kapattın, kol elimde kaldı. Belanı vermesin. 20 yıllık kapıyı hiç kimse dokunduramadı. Sen nasıl çıkardın ya? Senin o baba... Çabuk! Arda kuzu. Melodi kuzu. Bir dakika. Ya sen nasıl bir insanmışsın? Siz nereden geldiniz benim yanıma ya? Sizdeki düşmanlarımı gönderdi benim ya. Bak şimdi bir şey diyeceğim ama bayansınız yani yeter ya. Yeter. Buradan geliyor. Su, karım geliyor çabuk. Hanımım geliyor, hanımım geliyor. Kızlar çabuk. Yavrularım, şimdi yüzüme biraz su çırptım, rahatladım. Şimdi bana ne söyleyecekseniz söyleyebilirsiniz. Temincek söyleyememiştiniz. Anne bak şimdi, hani senin şu hamilelik durumun... Bu sesler nereden geliyor ayol? Babanız yine ne hatlar karıştırıyor? Ayağını çek ayağını, Medine devesi gibisin ya. Erman. Neydi o gürültü? Abiye, sen mi geldin? Ne gürültüsü? Gök gürültüsü olabilir mi? Erman bir böyle kapı kapanmış gibi gürültü geldi ya, kapı çarpmış gibi. Kapı çarpmaz. Ya o kadar dikkatli bir kadınsın ki hayranım sana ya. Dolapların kapakları yalama olmuş. Yalama olmuş diyeyim, güzel bir yağlayayım dedim. Yağladıktan sonra yıldız tornavida yerine kontrol kalemiyle bakmışım. O yüzden yıldız tornavidayla kapağı açıp kapatmaktan oldu. Bir de yağ otursun diye kapağı açıp kapatmam lazım. Hadi yatalım artık, çok geç oldu ya. Kafam ağrıyor. İyi, ben geceliğimi giyeyim o zaman. Bir dakika, bir dakika. Ben vereyim sana hayatım. Lütfen. Sana geceliğini ben tattırmak istiyorum. Bir saniye. Bunu giyeceğim. Ay, bir dakika. Çekmiş bak. Bak,
Bu ne kadar güzelmiş. Niye bunu denemedin? Sana kırmızı çok yakışıyor hayatım. Lütfen bunu giy. Hadi kapatıyorum gözlerimi. Hadi çabuk 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 çabuk. Giyindin mi? Ha, giyindim Erman. Güzel. Hadi bak, yatalım. Giyindim. Türk balı ho, Türk balı hey. Baba bana para ver.